Evet. Yaklaşık 1,5 ay sonra nihayet atışlar yine gelebildim. Bu sefer kardeşim yok. Hayati arkadaşım var. Birazdan o da yapacak atışları. Güzelliği getirdik. Atar mısın? Bakalım yine içinde boş mu? Ondan sonra gösterelim. Slug dediğimiz yani tek kurşun atabilen 12'lik tüfeğinle geldik. Şöyle güzel güzel bir atış yapalım. Şimdi şöyle koyayım ben. MPS'lerle kaçmış bu? 29 gram. Önce şurada bir şey kütük koyduk. Kütüğü parçalayacak tabii de. Yakından bir atacağım. Bakalım kütüğü ne yapacak 12'lik. Yakın mesafeden tek kurşunla. Bir dakika abi. Abi çok yakın orası Celal abi. Gel abim şimdi kütüğün son durumuna bakalım. Bunları toplayacağız sonra. Bak abi delmiş gördün mü? Geldi geçmiş. Yok parçaladı abi. Parçalamış ya. Yakın dedim sana ya mesafe abi. Yok uzakta da olsa aynı şeyi yapıyor da. Baksana. Ben hani hemen vurayım diyerekten. Kurşunlar. Evet. Evet orada çıkmış abiciğim. Arkadan çıkmış. Arkadan çıkmış. Yani bir de bu çam tabii biraz taze. Bir de şöyle koyalım abi. Onu da parçalayacak da koyalım. Bir daha atalım o zaman. Tamam. Çekiyorsun değil mi? Çekiyorum abi. Şu an Tamam. kayıttayız. Eyvallah. Doldur boşalt istasyonuna yürüyoruz. Esas yerimiz burası. Yine aynı BPS tek kurşun. Silahın ağababası Celal abinin Evet. elinde. Evet, güzel bir silah. Şunu kapattıktan sonra yapayım da ondan sonra Tamam boşver. abi kayıttayım. Yakından. Sen odun kesiyordun. Hiç odun kesmene gerek yok. Çağırma beni. Bundan sonra abi kovboylar gibi yerde bile dans ettireyim Bak kütüklere. otomatikte de bunu da şimdi atıyor. Ey maşallah. Tabii yeni. Bunu belki bir saat fırlatıyor. Şimdi fırlatmayan bir tane koyacağım. Fırlatmayanlarından da dinledim bakalım. Her fişeği fırlatmıyor mu Celal abi? Bazılarını fırlatmıyor. He. Bir de Ogan'la ilk bir atış yaptığımızda tek tetik ya bu. Çip patlattı bir kez. Bir daha da yapmadı. Çip patlatınca tabii Ogan düşüyordu yere neredeyse. Şimdi bu ne? Uzu verin. Şöyle. Şöyle. Kaç gram? Abi, gram da yazmaz bunlar. Yok yazmıyor. Plastik şişeleri atacağım. Ben şuradan bakalım vurabilecek. Abi kovboylar gibisin abi. Vallahi maşallah. Maş. Sana kalmayacak hayatım. Bize kalmayacak galiba abi. Abin 5 metre yukarı. Bak. Bunu fırlatmadı bak. Gördün mü? Bunu fırlatmadı. Şimdi diyorlar ki tüfekte ayar şey olabilir. Olabilir. Tüfekte de olabilir. Fişek abi. Şimdi Ama öbürküne atıyor. Bunu löpür atmıyor. löpür atıyor. Şimdi başka fişekler deneyeceğim. Bazılarını hiç atmıyor. Öyle duruyor. Tabii. Demek ki şuradan bile Tabii. fark edebiliyor. Plastik mi fazla şişiyor acaba abi? O da Veyahut da olabilir. o dışındaki o O da bakır mı o olabilir. sarı yer? Yani Şu çentiyi onun tutup alamıyor olabilir. evet, tırnak da almıyor olabilir abi onu. Tırnak tam almıyor olabilir. Bu 36'lık olanlarda var mesela geçen gün seyrettim videoyu küçük o fişeklerde. Hangi tüfekte onu unuttum. Onda mesela birini koyuyorlar içinde
atmadığı gibi içine takılıp kalıyor. Çekişle vurarak. Biz bile bir keresinde tornavidayla çıkartmıştık. Tamam. Ama sonra her zaman kullandığımız fişeyi kullandık. Takır takır attı. Bu tek kurşun değil mi abi attığın şimdi? Şu anda tek kurşun. Hep tek kurşun ki çünkü şeyle dağıtılır. O hemen dağıtır tabii ama böyle tabii. Tek kurşunla vurdun mu insanın daha bir hoşuna gidiyor. Videoda göreceğim bak abi birinci nasıl yukarıya patlattı kendini. Şimdi hayat hiç kapatmadan tamam. Sen bana ver kamerayı. Tamam. Hadi bakalım. Hayır, evet. Sen şeyle at garanti olsun hayatı. BPS açmışım orada duruyor ya. Heh onlarla. Abi şimdi sen koyuyor böyle atıştın biz vuramadık değil mi yani? Vuramazsan 2 metre yakına gidersen vurursun ya. Oo. Sen komando usulü yapıyorsun. Vallahi. Paslanmışız abi. Yok o paslanmaktan falan diye hayatı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Heh, fırlattı attı. Hayatı tek kurşunla o şeyleri buradan vurmak. Şu anda ne kadar? 55 metre falanız değil mi? Şu anda 55 metre var. O şişeyi vurma. Şimdi ben vurdum iki tanesini. Şimdi 10 tane atayım vuramayabilirim. Ama hayatı ben 4 senedir yapıyorum bu işi. Yok abi. Ben yatayım. Şey yatayım. Asker usulü abi. Asker usulü yapacağız. Kağıdını aldı. Kağıdını aldı. Üste gidiyor biraz hayatı. Mesafe yakın olduğundan yukarıya mı veriyor bir şeyi? Şöyle söyleyeyim sana hayatı. Bak. Tabii ki öyle yapıyorsun mutlaka. Gezle kırmızıyı tam getiriyorsun ama ben kırmızıyı ne yapıyorum biliyor musun? Şu arpacı. Atış edeceğim şeyin ortasına doğru tutuyorum. Ortadan mı alacağız? Biraz da ortada. Seninki biraz üstten gidiyor. Yani hedefin ortasına getir. Gelen kağıdı alıyor, şey almıyor abi ya. Oho. Yakından o zaman deneyelim hayatı. Buyur usta. Yok aşağıdayız biz aşağıda. O tarafta değil. Çekiyorum. Kafayı kopardı değil mi Celal abi? Galiba bakamadım şu anda. Hep kafaya atıyorsun. Abi ben bunun gözünde mi hata yapayım ya? Şimdi Celal abi. Bu kırmızıyı aşağıda mı yukarıda mı eşitleyeceğim? Bir ben bakayım diye öyle şimdi desem ben şey yapmış olurum. Bir ben atayım şimdi. Hayat al sen kamerayı devam et. Üstten gidiyor. Devam et sen. Çekiyor değil mi? Gezi. Ay maşallah. Arkaya bakıyorum üstüne geçti. Kimse merak etmesin. Şey, acaba? Hayatı. Tam bakacağım Celal abi. Abi psikolojimi bozuyorsun. Delmişim geçmişim be abi. Ne yapmışsın? Delmişim be abi. Vuramıyorum diye psikolojik çöküntüye soktun beni abi. Baksana. Bak.
Parçalanmış geçmiş. İşte sen alttan vuruyorsun, ondan havaya uçuruyor. Ben atıyorum abi. Atıyorum diyorum, bu bidon niye sen diyorum. Sen çekim yap ama. Yani delip geçmiş be abi. Biraz yakını aldık şimdi. Ha. Çekiyor değil mi? Baksın çekiyor şu yakını an kayıtta. Yakını aldık çünkü ileride avcılar rahatsız oldular. Biz yakın önemli değil zaten. 30 metrede olsa 25 metrede olsa önemli olan atış. Ben de diyorum niye diyorum diye yıkılmıyor. Dur bakalım, seninki, ben yakından vurabileceğim. Sen suyun olduğu yerden vurunca yukarıya alıyor. Olabilir. Ben dedim ya hani. Sen biraz daha aşağıya şey yapmışsın abi. Biraz daha aşağıya ateş ediyorum. Şu arkadan şöyle çapraz alayım abi. Şu anda bayağı kaç metre var? 20 metre. Ne kadar? 15 metre falan 10. Var değil mi? Yaklaşık. Bak. Ben acımıyorum. Abi sen tam aşağıdan suyun olduğu yerden vuruyorsun. Bunda bile yaptı. BPS'de bile yaptı. Belki de bunda da ayar gerekebilir ama. Tabii. Ama abi milimetriktir o. Onda. Ya gönderiş yaparlar ayarı. Önemli. Namlu nasıl abi? Var mı ısınma hiç? Abi sen yazın. Ben şimdi eldiven taktım. Yazın biz tutamadık gene bunu. Gene yok ya abi. Şimdi hiçbir şey yok. Hiç sen ama yazın gör. Ne Ogan ne ben. Ogan eldiveni vardı. Benim yoktu. Ben onun için taktım. Yani kırmızıyı arpacı gezin tam ortasına mı oturtturuyorsun abi? Evet üst tabii nokta. Tabii. Hayır hayır bak. Şu alt kenara mı oturtturuyorsun sen üste mi? Abi kırmızı bak şu kırmızı var ya iki yeşilin tam arasında olacak. Aşağıdaki. Bak çekebiliyor musun? Kırmızı. Kırmızı şu iki yeşilin tam ortasına gelecek. Altı sıfırlamıyorsun yani değil mi hata? Hayır hayır hayır. Ve ben üstü şeyde, sıfırlıyorum. Kırmızı da yani arpacıkta attığın hedefin tam ortasına. İşte bak ben atıyorum. Demek ki yukarıdan alıyorum ben. Yukarıdan delik geçti. O zaman her bakayım şimdi var. Bakalım bu sefer vuracak mısın? Bu sefer senin yaptığını şu kalanları yaparım. Şu kalanları bari havaya fırlat ya. Kayanın üstünde var bir tane. Onu hallet. Çaktın olayı. Bak abi şeyden. Yine kafa. Yine üstüne. Bak. Yine üstüne. Sen gezi bunun biraz daha aşağısına aldığın zaman aynı. Şey yapıyor, suyun olduğu şimdi bir de şey var. Sen kır çıkart onları. Hayati bir de ne var biliyor musun? Göz olayı da var. Buna isterse saçma şeyler. Daha sonra atar daha. Şey tek koş. Demir atıyorum. Daha gideceğim kurşunlara bakacağım abi. Ama boyamayı unuttuk. Yok vurdu. İkisi de vurdu. Vurdu. Ah yerleri belli oluyor zaten. Yok belli abi zaten. Bunları böyle atıyoruz. Bazı yeni seyredenler oluyor. Kirletiyorsunuz. Toplayacağız hepsini. Tamam. Her şeyimiz var. Bir şey bırakmıyoruz. Evet abi iki tanesi. Şuraya. Bunlar yeni yerler. Abi. Yeni yerler. Bu mu acaba? O şey plastiği. Kurşunun tıpası. Oldu, kurşun yok. Herhalde attın kendine başka bir yere. Biliyor musun? Eziliyor bazen de fırlayıp gidiyor. Hani şarapnel diyorlar ya. Onun için yani çok yakın. Tabii olarak. 60. O kim de nereye gitti? Sen abi. Belki de öbür yere atacağım. Teşekkür ederim. Bunun marka neydi Celal abi? Tüfek. Arar. Atarms. İsmi de güzel. Atatürk'ün kısaltılmışından Atarms. Kaliteli bir marka. Hep fiyat soruyorlar. Tamam. Arkadaşlar fiyat falan sormayın. Tamam. Çünkü bu bir sene önce alınan tüfek. O zamankinde bu arasındaki farkı ekonomistlere soracaksınız. Bize değil. Bir de ben bunu biraz indirimli almıştım. Çünkü
bitirim malıydı. Tamam. Yani 2 yaşında mı ne? Ama güzel bir tüfek. Hadi bakalım. Yine gideyim aynı yerde. Şu demire bu. Plastikleri sana bırakıyor. 2 tane plastik, kalmış. Plastikleri edeyim. Ayarlayacağız abi. Tamam. Tamam abi. Sen abi. Bu plastik de sana kalmadı. Sen plastikle ikisini de aynı anda abi. Öbür markada üsttekini atmayabiliyor. Herhalde ayar diyorlardı. Ben açık söyleyeyim bilmiyorum onu. Bir ayar da yapılabiliyormuş. Gerekirse yaparız ama. Boş ver. Abi o öbürkü fişeklerden soksana bir tane. Boşken. Ebatı uy. Şey çapı uyuyor mu? Boşver hiç ya. Tutan iyi olan fişek varken öbürkünü boşver. Şimdi hadi. Sen kapat onu bir zahmet. Şimdi saçma atıyoruz. Saçmada şansı yok. Saçmaları nasıl salladı? Bu markaya attı. Devam et hayatı temizleyeyim. Dur bakayım şöyle. Bir tutayım ben. Bir tut bakayım bana. Sen onu atma. Oo leş gibi. Devam. Harbi yapacağız sonra da. Saçmayla da atalım. Hem Hayati sen şeyle vuramıyorsun. Tek kurşun. Bari saçmayla at da vurdum de bari. Vurma abi. Bu ne atıyoruz? RC. Kaç numara? Merak edenler oluyor. 32 gram 9 numaraymış. Gayet güzel. Kayıt abi. Yakından atıyoruz yine. Yine şey fişek saçma temizlemek için. Bakalım ne derece temizlendi. Bak bunları çok rahat atıyor Celal abi. Evet. Bir harbi çekiveceğim ona Celal şimdi abi. Şimdi sıcakken hemen harbi çekelim ve tabii. Bir tüfeğe geçelim. Kapatabilirsin. Tamam.